bu tip programlara hiç değer vermiyorum. Hani öyle söyleyeyim size, inanmadığım uzun vadeli tahminlere kendim de inanmam. Kendim de yapmayı sevmem. Böyle programlara da saçma buluyordu. Daha önce de 25 deniyordu. Bunlar hani niye 35'e, yani niye 10 puan? Yani bunlara ben çok artık inanmıyorum. Dolayısıyla kendimi sınırlamıyorum. Sınav yeni mi başlıyor yoksa zor kısım bitti mi benmişim şey? Yok, bence yeni başlıyor. Yani zor kısımda geçtiğini düşünmüyorum. Ayık Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir haftanın ardından nasılsınız, evet, iyi misiniz? İyiyiz. Sizi sormalı. Biz de iyiyiz artık. Sezon başladı resmen. Aynen. Yaz rehaveti bitti. Geçen hafta birçok şey yaşandı. Üzerine çok da konuşuldu. Biz biraz önümüze bakacağız, biraz geçmişe bakacağız. Ne konuşacağız bu hafta? Mehmet Şimşek'in geçen gün verdiği mesajları konuşacağız. Enflasyon dair mesajları, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı paraydı, benzer sözler söyledi. Onlara değerlendireceğiz. Tabii ki haftaya PPK var, faiz kararı. Herkes çok merakla bekleniyor. Özellikle son faiz kararından sonra. Onu konuşacağız, tahmininizi arayacağız. Bu son yayınımız PPK öncesinde çünkü. Dalgalanan, yükselen petrol fiyatlarının Türkiye etkisini konuşacağız. Ve biraz da Mehmet Şimşek'in ilk 100 günkü performansını kısa bir özetini isteyeceğiz sizden. İstiyorsanız önce Mehmet Şimşek mesajıya başlayalım. Okay. Çok sert bir faiz artışı, yani beklentilerin ötesinde bir faiz artışı. Sonra orta vadeli plan ve en son Mehmet Şimşek'in yine bu hafta içinde yaptığı enflasyon dair mesajlar, kredi piyasasını küçültmeden bu iş çözülmez dedi, kısaca özetledi. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir kere şunu anlıyoruz ki görüyoruz da psikolojik üstünlük ekonomi yönetiminde, yani baştaki iletişimin baştan sınırlı tutulması, önceliğin icraata verilmesi, kararların ılımlı ve kademeli bir şekilde alınmasıyla beraber, yani 100 günün çoğu aslında böyle geçti. Bir psikolojik üstünlüğün ele geçirildiğini görüyoruz. Yani nedir? Biraz Türkiye ekonomisi seçim öncesi neredeyse enkaz durumunda devralındığı için, öyle diyeyim, yani iyi bir avantajla tabii başlanıyor ve yatırımcılar da bunu görüyor. Yatırımcılar dipten aldıkları Türkiye'de iyileşmeleri, marjinal iyileşmeleri olumlu tepki veriyor. Ekonomi yönetiminde psikolojik üstünlük veriyor. Dolayısıyla ne açıklansa, ne yapılsa olumlu karşılanıyor. Yerli tarafında da, yabancı tarafında da. Bu önemli bir avantaj. Faydalarını görüyorlar. Ve ne görüyoruz daha farklı olarak? Özgüveninde arttığını görüyoruz ekonomi yönetiminde. Daha iletişimlerini arttırmaya yönelik mesajları var. Güçlü bir şekilde yapmadıkları yabancı yatırımcılarla temas şeyleri bu ayın mesela gündemi. Şunun için anlattım bunları. Hani şu anda 100 günü doldurduğumuz zamanlarda alınan noktaya göre çok çok büyük bir değişiklik yok aslında. Genel çerçeve olarak çok çok büyük değişiklik yok. Buna orta vadeli programı da dahil ediyorum. Normal bu orta vadeli programı, şu anda gördüğümüz orta vadeli programı belki de burada değerlendirmemiz iyi oldu. Çünkü ben de bu tip programlara hiç değer vermiyorum. Hani öyle söyleyeyim size, inanmadığım uzun vadeli tahminlere kendim de inanmam. Kendim de yapmayı sevmem. Böyle programlara da saçma bulurum. Hani oradan işte şurada büyümeyi şöyle koymuş da demek ki şunu yapacakmış. İşte bütçe açığını koymuş, demek ki bu olacakmış falan gibi. Veya kur artışları, ortalama kurları hesaplayıp İşte buradan sonuçlara varmak falan, yanlış buluyorum ben bunları. Zorlama geliyor bana. Peki şu da lafınızı böleceğim ama Türkiye için mi, yani Türkiye'nin değişen, hızla değişen koşullar sebebiyle bunu söylüyorsunuz? Çünkü FED de mesela 2 sene üstüne tahmin yapıyor. Hepimiz bakıyoruz, okuyoruz. Türkiye için söylüyorum. Özellikle Türkiye için söylüyorum ama ben FED için de aynı şeyi söylüyorum. Yani FED de bize diyor ki, FED'i şu anda geçmiş açıkladıklarıyla şeyi koysak kaç kere revizyon yaptığını görürüz. Bu FED faiz patikası için de öyle. Oradaki uzun vadeli tahminlere de inanmıyor. Böyle bir dünya yok zaten. Hani ya bu işi bilenler bilir yani. Uzun vadeli tahmin nedir? Uzun vadeli tahminler genelde ortalamalara yakınsayacağı gibi bir şey, büyümenin, enflasyonun. Geçmiş ülkelerde daha kolaydır. Çünkü o sapmalar daha kolay telafi edilir. Çok büyük oynaklık yoktur. Büyümede olsun, enflasyonda. O yüzden çok zor değildir. Ama bizde daha zordur. Çünkü çok oynaklık vardır hem büyümede. Yani temel bu. Önceki yönetim de açıklasaydı bu orta vadeli programı, bu sefer kötü bulunurdu ve negatif olurdu. Yani öyle diyeyim size. Bunlar çok önemli değil. Şu önemli bence, yani bu hafta başında da bir televizyon yayınında uzun bir röportaj vardı. Gayet de her şeye değindi. KKM hariç oraya pek değinmek istemedi. Enteresan bir şekilde o dikkat çekiciydi. Orada hani en öne çıkan mesaj şu oldu. Kredi büyümesiyle ilgili, yani kredi büyümesinin özellikle kredi kartları tarafına dikkat çekti ki zaten bu orta vadeli programda da bir
alınması gereken bir önlem olarak gözüküyordu. Ona değindi. Yani oradaki artış hızlarının çok yüksek olduğunu, enflasyonun çok çok üzerinde olduğunu, bunu iç talep ısınması yarattığını, işte bunun da cari açığı arttırdığını falan, enflasyon falan gibi şeyler söyledi. Güzel. Peki bunun yolu nedir diye baktığımızda işte alınan yollarda ne? Para politikasını sıkılaştırmak, maliye politikasını sıkılaştırmak. Peki bunlara baktığımızda bir yansımalarını orta vadeli programda görüyor muyuz? Yani büyüme hedefi gelecek sene mesela 4. Yine konuşmayalım diyorum hedefleri ama hani bu yıla göre birazcık daha düşük olması çok ciddi bir yavaşlamaya mı işaret ediyor? Yok. Bizim sorunumuz bu zaten. Hani biz şimdi şeylerle yani çizilen çerçeveyle sıkılaşmadan falan bahsediyoruz ama gerçek öyle değil. Yani verilere bakıyoruz. Dün de Temmuz ayı perakende satışları geldi. 3. çeyreğe çok güçlü başlamış. Ağustos ayı rakamlarını biliyoruz. Tüketim malı ithalatı, otomotiv satışları, işte kredi kartı harcamaları hepsi güçlü hala. Yani bir yavaşlama yok. Bu olmadıkça ne şeyi satabilirsiniz? İşte cari açık azalacak bundan sonrayı satabilirsiniz. Ne de enflasyon düşecek satabilirsiniz. Yani kısa vadede yani bunların biraz uyum göstermesi lazım. Yani veriler önemli olacak bence. Her türlü bu mesajlar olumlu satın alınıyor ama bir süre sonra bunlar gerçekleşmelerle karşılaştırılacak. O zaman problem yaşayacağız. Buradan PPK'ya geçelim. Geçen PPK'da 20 olması bekleniyordu. %17,5'dan %20'ye gelmesi bekleniyordu. Evet. %25'e çıktı. 750 bas puan. Şimdi tabii öyle olunca beklentiler arttı. Genel kanı 35'e kadar izin verir diye tırnak içinde. Bunda %5,5 veya işte daha biraz da 2,5-2,5 şeklinde olacağı gününde. Ama tabii özellikle yabancı kurumların faiz beklentisi arttı. Sizce yine beklenti aşan bir faiz artışıyla karşılaşacak mıyız perşembe günü, haftaya perşembe? Şimdi orada çıta yükseldi. Yani geçen sefer kolaydı. Yani şöyle güzel bir imkan veriyordu. Beklenti düşüktü. Yüksek bir şey yaptığınızda sürpriz etkisi büyük olacaktı. Gördük, nerede gördük? Kurlar hala bu toplantı öncesine dönemedi yani. Onu görüyoruz. Demek ki bir etkisi olmuş. Ama şimdi öyle bir avantaj yok. Niye? Çünkü işte hem Ağustos enflasyonu çok yüksek geldi. Muhtemelen bu enflasyon rakamları sonrasında enflasyon beklentileri, enflasyon tahminleri yükseldi. Yani bırakın sene sonunu. Zaten Şimşek de o gün biz orta vadeli programda 65 koyduk yıl sonunu falan dedi ki Merkez Bankası biliyorsunuz 58 aslında resmi şeyde. Yani Temmuz'da açıklanmış şeyler daha bir ay içinde 7-8 puan üzerine konuşuyoruz ki 65 de zaten iyimser, belki 70 konuşmamız daha doğru olur. Böyle olunca tabii analistlerin revizyonları ciddi boyutta olunca ve ne gördük bir de yabancı yatırımcıların 500 bas puandan aşağı olmayacağı yönünde tahminle yeni tahminlerini gördük. Çok önemli değil yani yabancı yatırımcı bunu belirleyecek değil ama zaten ortada bir gerçek var. Enflasyon gerçeği var. Anketler henüz yapılmadı bu toplantıya ilişkin. Yani yurt içinde anketler yapılmadı ama ben zaten beklentilerin minimum 500 bas puan civarında oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası bunun altında kalması durumunda sıkıntı olur. Yani beklemem. Yani bu ve üzerinde olur. Bu sefer de hani 7,5 bile olabilir ama şimdi 750 olması geçen seferki gibi evet güçlü bir faiz artışı ama o denli bir sürpriz etkisi yaratır mı bilmiyorum veya kur üzerinde etkisi olur mu? Mutlaka olur. Burada tabii maalesef şunu bilmiyoruz. Yani siz de dediniz şimdi 35'e kadar izin var falan. Daha önce de 25 deniyordu. Bunlar hani niye 35'e izin? Yani niye 10 puanlı? Ya bunlara ben çok artık inanmıyorum. Dolayısıyla kendimi sınırlamıyorum. 7,5 giderek mi yapmak veya bunu biraz yaymak mı falan, bunlarla ilgili gerçekten bir sinyal alamıyoruz. Bir iletişim yok. Nereye gideceği konusunda bir gösterge de bize, bir yönlendirme de yapmadılar. Yani halen hiçbir şey yapılmış değil. Ben şunu dikkate alıyorum. Ben neye bakacağım son olarak, hani beklentim oluşurken. Ben hani 500 ve üzerine olacağını düşünüyorum da. Bu cuma günü mesela bir Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anket diye bir her ay yaptığı bir anket var. Özellikle gelecek 12 ay enflasyon beklentisi en son 42 idi orada. Onun ne kadar yükseldiğine bakacağım. Çünkü biz artık yıl sonu için yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Olan oldu. Ama gelecek 12 ay için bir şeyler yapılabilir bugünden. Yani para politikasının etkisi gözlenir. O yüzden oradaki bozulmaya kadar tepki verebileceğini varsayılabilir. Muhtemelen orada da bu civarlarda bozulma olacaktır. Yani 500 veya 700, yani tahmini söylüyorum. O zaman daha emin olacağım böyle bir şey olacağından. Ha, ama bu kadar. Yani bunun ötesinde 35'te mi kalır sonuçta bu süreçte? 40 mı olur? Daha mı yukarı gider? Hakikaten bir şey söylemek zor.
Peki bu da şeyi soruyorsun. OVP'yi çok ciddiye almayayım dediğin evet. zaman sonuçta bir somut olarak da resmi bir tahminler var orada. Şimdi döviz kuru tahmini de var. Bakmışsınızdır. Evet. Şimdi faizlerin bu kadar hızlı artması oradaki döviz kuru tahminleri 700'e bir 700'e daha yaptı mı? Şey gibi oldu ama. Sonuçta döviz o kadar hızlı hareket etmesini beklemiyoruz. Oturmuyor tabii. Oturmuyor. Oturmuyor. Onun için çok hani oradan Şimşek'in kendisi de hani buradan hareketle yıl sonu için işte lineer tahmin etmeyi falan çok vurguladı. Çünkü yani o kendileri de bunu hani hesaplar için hani döviz cinsi bir şey söylemek için bunu bir tahmin koyuyoruz falan gibi dedi. Yani bunlara çok kendisi bile aslında onu itibar etmeyin demiş oldu aslında bu kur tahminleriyle ilgili. Ama herkes onu konuşuyor tabii. Konuşuyor herkes da işte. Herkes onu bir hedef gibi koyuyor. Evet. Yok öyle bir şey. Yani geçmişte de böyle bir şey olmadığını gördük. Ha buradan hani olsa olsa şu sonucu çıkarabilirsiniz. Yani niyet olarak bakıldığında TL'nin bugünküne göre çok reel olarak değerlenmesinin çok istenmediği gibi bir şeye varırsınız ama ben bundan da emin değilim. Hani kısa vadede belki Merkez Bankası farklı bakıyor olabilir. Yani belki bir değerlenme istiyordur. Hani dezenflasyon açısından. Hani onu tam bilemiyoruz. Çünkü bakıyorsunuz kurlar işte geçen toplantıdan beri çok yatay seyrediyor. Evet. Yani biz belki bütün bunları yanlış okuyoruz. O zaman zaten başka bir dünyaya geçeriz ki onu zaten gelecek hafta herhalde toplantı sonrası bir yayın yaparsak konuşuruz. Hani biz 500 dedik, 250 ile geldi. O zaman belki hani bizim niyetimiz kuru sıçratmaktı falan. Böyle şey olursa tabii başka bir dünya olur. Hani hiç olmaz mı diyemem. Türkiye'de ne sürprizler gördük. O yüzden hani... Döviz rezervinin satışı var mı? Devam ediyor mu? Ediyor ama ilk Ağustos'un ilk yarısındaki kadar değil. Daha küçük şeyler oluyor. Kayıp olarak nette. Yani herhalde belli bir bankaların da herhalde dönüşüm hedefleri verilmesiyle beraber onların da faizi biraz mevduat faizlerini biraz yukarı çekmesiyle beraber bir şeye oturttular. Yani o ilk haftalardaki sıkıntı kalkmış gibi gözüküyor. Şimdi buradan biraz dışarı bakalım. Petrol fiyatları artıyor, enerji fiyatları. Suudi Arabistan'ın az kesintisinden sonra fiyatlarda ciddi bir oynaklık var ve artış. Evet. Artışlar. Hatta ben bakmıştım. Şöyle tekrar bir bakayım. Haziran ayında yani işte seçimlerden hemen sonra 72 civarındaydı Brent petrol. Şimdi 92'de. Çok ciddi bir artış var. Evet. Bu da esasında Türkiye için kötü haber. Evet. Aynı zamanda bugün biz bu yayını hemen yapmadan önce ABD enflasyon açıklandı. Beklentinin biraz üstüne geldi. Bu ikisine bakıp Türkiye'yi nasıl etki edeceğini, nasıl en azından kısa orta vadede nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Bu yıl aslında enflasyonun ne kadar yükseldiğine bakmasın ama aslında şanslıydık çünkü uzun süredir emtia fiyatları geriliyor. Başta gıda fiyatları olmak üzere emtia fiyatları bayağı geriledi. Yani geçen seneye konuştuğumuzda bizim enflasyonumuz içsel bir enflasyondu. Yani hizmet enflasyonu kaynaklı bir şeyle. Dış taraftan rahattık yani şimdiye kadar. Kur artışları da düşüktü. Hadi Haziran Temmuz'da biraz artış oldu. Görüyoruz zaten. ÜFE'den görüyoruz. ÜFE mesela tüfenin altında, belirgin altında kalmaya başladı. Bu zaten dışsal enflasyonun düşük olduğunu söylüyor. Ama şimdi burada başta enerji olmak üzere bir trend değişimi varsa şimdi zaten zorlu bir dönemdeyiz. Zaten yükselişe geçtiğimiz dönemdeyiz. İşi çok daha zorlaştırır. Yani 70 diyoruz böyle iyimser kalır. Şimdi ilk etkilerini karakıt fiyatlarında artış olarak görmeye başladık. Şöyle düşünüyorduk. Ağustos, Temmuz, Ağustos aylık enflasyon oranları 9'un üzerinde oldu. Yani büyük ölçüde kur artışları aslında yansıdı hızlı bir şekilde. Fiyatlara geçti. Ama şimdi bu sefer de enerji tarafından bir şey var. Yani çok önemli. Cari açık açısından da önemli. Yani her 10 dolarlık artışın Türkiye'nin cari açını böyle 4-5 milyar dolar arttırıyor ortalama olarak. Ki siz 20 dolarlık şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Tabii ki ilk yarı avantajımızdaydı. Enerji ithalatının belirgin düştüğünü de gördük. Bayağı bir sıkıntı yaratır. Hem cari açık olarak hem enflasyon olarak. Son olarak artık bu haftanın son konusu. Size şöyle bir soru sormak istiyorum. Biz zaten konuşuyoruz. Siz zaten sürekli Şimşek'in ve ekonomi yönetiminin performansını yaptıklarını değerlendiriyorsunuz. İlk Mehmet Şimşek ismi açıklandığı gün döndüğümüzde ve bugün beklentisi karşıladı mı? Yani siz daha mı fazla şey beklemiştiniz Mehmet Şimşek ismi göreve devardığı gün yoksa daha mı az? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok yani karşıladı diyebilirim. Yani normal çalışma tarzını falan aşinaydık. Bizim meslekten aslında yetişmiş bir kişi. Yani sonuçta bizim yaptığımız işleri yaparak, bunu yabancı kurumlarda yaparak, bizden farklı, benden farklı olarak öyle diyeyim. Benzer bir ortamdan yetişmiş. Ve daha önceki icraatları bilinen kişi. Dolayısıyla sürpriz yok. Sadece
iletişim stratejisi veya hareket tarzı biraz daha geçmişe göre daha farklıydı. Çünkü geçmişte geldiğine göre daha zor bir tablo ile başlıyordu. Avantajları tabii dipten alıyor olmasıydı. Çok baştan iddialı şeylerle girmek yerine beklentileri başta aşağı çekip hareket etmeye çalıştı. Şimdi ise daha fazla konuştuğunu göreceğiz herhalde. Daha iletişimin arttığını göreceğiz. Ama bu da hatalar getirebilir tabii. Bunu da dikkat etmek lazım. Yani iletişim hataları olabilir piyasanın bundan sonra tepki vereceği açıklamada görürüz. Ne kadar çok konuşursanız o kadar hata yapma şeyiniz artar tabii. Ama hani başta da toparlarken konuyu söyledim. Hani çok büyük bir ilerleme sağladık mı? Bence değil. Sağlamadık. Ama hani o kadar kötü bir noktada değil ki ne yapsanız zaten iyileşme oluyor. Yani o politikalardan yavaş yavaş uzaklaşsanız bile o bile büyük iyileşme oluyor. Zaten bunu hani görüyorsunuz. Hemen herkes olumlu tepki veriyor. Bunu reyting dahil görüyoruz. Reyting evet. Görünümlerini. Çünkü yani reytinglerini zaten orada dibe vurmuş. Yani artık orada ne yapsanız büyük bir olay oluyor. Bunu da insanlar niye veya piyasa niye bu kadar coşkuyla karşılıyor? Yapılanları piyasa dostu olduğunda teşvik etmek istiyor piyasada çünkü. Yani siz de olumlu evet. Tepki verirsiniz, teşvik etmiş oluyorsunuz yapanları. Yani karşılıklı bir oyun burada. Evet. Peki şunu sorayım. Şimdi biz Mehmet Şimşek'in 100 günü ilgili bir toparlama yaptık Güven Akınları'yla birlikte. Şöyle bir başlık attık. Zorlu sınavdan kaldı mı yoksa sınav yeni mi başlıyor? Sınav yeni mi başlıyor yoksa zor geçti mi? Zor kısım bitti mi Mehmet Şimşek için? Yok bence yeni başlıyor. Yani zor kısmı geçtiğini düşünmüyorum. Anca başlıyor diyorsunuz. Evet, yeni başlıyor. Biz de takip ediyor olacağız, yolunu yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Faruk Bey çok sağ olun. Rica ederim. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Siz de.